Karşımızda son derece zor görünen bir ifade var. Karmaşık bir sayıyı bir başka karmaşık sayıya bölüyorlar. Sayıların ikisi de kutupsal formdalar ve buradaki grafik üzerinde de işaretlenmişler. Birinci sayımız 7 çarpı kosinüs 7 pi bölü 6 artı i çarpı sinüs 7 pi bölü 6. Kutupsal formdaki açı 7 pi bölü 6. Evet, pozitif reel eksenden başlarsak pozitif yönlü olarak 7 pi bölü 6 ilerlememiz gerekiyor ve sonra da orijinden 7 uzakta olduğumuz için 7 birim dışarıya doğru ilerleyip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, bu noktaya geleceğiz. İkinci sayıdaki açı 7 pi bölü 4. Buradan başlarsak bu şekilde ilerliyoruz. Aslında bakarsanız biraz daha küçük yapmalıyım. Evet evet. Uzaklık daha küçük olduğundan bunu küçük yapalım. Buradan başlıyoruz ve buraya geliyoruz. orijinden uzaklık da 1 olduğu için bu parantezin önünde 1 olduğunu düşünebiliriz öyle değil mi? Evet. Bu iki sayıyı birbirine bölmemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurup bu soruyu benden önce çözmeye çalışmanızı istiyorum. Mavi karmaşık sayıyı yeşil karmaşık sayıya bölüp sonucu bulduğunuzda bölümü grafik üzerinde göstermemiz gerekiyor. Hadi o zaman. Siz de fark etmiş olmalısınız bu iki sayıyı böylece bölmeye kalkarsak çok zor bir işlemle karşılaşabileceğimizden bunu farklı bir formda yazmaya çalışacağız. Peki üstel form hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha basit olabilir öyle değil mi? Bunu üstel formda yazmak için de bu ifadenin Euler formülüne göre e üzeri 7 pi bölü 6 i olduğunu düşüneceğiz. Evet, paydaki ifade e üzeri 7 pi bölü 6 çarpı i. Hemen yeniden not ediyorum. 7 çarpı e üzeri 7 pi bölü 6 i. Aynı şekilde paydadaki karmaşık sayıyı da 1 çarpı, 1 çarpı yazmak zorunda değiliz. e üzeri 7 pi bölü 4 çarpı i şeklinde yazabiliriz. Bunları Euler formülüne göre yaptığımızı bir kere daha hatırlattıktan sonra artık üstel özellikleri kullanıp bu iki sayıyı sadeleştirmeye çalışabiliriz. Tabanlar aynı olduğundan bunu bundan çıkarıp yazıyorum, eşittir. 7 bölü 1, 7'dir. 7 çarpı, daha belirgin bir renk seçeyim, evet. 7 çarpı, e üzeri 7 pi bölü 6 i, eksi 7 pi bölü 4 i. Elimizde 7 pi bölü 6 i var ve bundan 7 pi bölü 4 i'yi çıkarmamız gerekiyor. Peki ne elde ederiz? Şu kısmı bir daha yazarsam, çıkarma işlemini yapmak çok daha kolay olacak. Ortak paydaları 12 değil mi? Çünkü 6 ve 4'ün en küçük ortak katı 12. Bunu 14 pi çarpı i bölü 12. Bunun da payını ve paydasını 3 ile çarpıp eksi 21 pi çarpı i bölü 12 yazabilirim. Doğru oldu değil mi? Evet. Payı ve paydayı 3 ile çarpınca bu sayıyı elde ettik. Eşittir. Paydada 12 olacak. 14 pi çarpı i eksi 21 pi çarpı i. Evet eksi 7 pi çarpı i eder o halde. Şimdi buraya geri dönelim. Eşittir 7 e üzeri eksi 7 pi çarpı i bölü 12. Ve şimdi de bu sayıyı grafik üzerinde göstermemiz gerekiyor. Bir bakalım. Grafik üzerindeki bölgelerin her birini 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya yani açıya bölmüşler. Bu çeyrek pi bölü 2 radyan olduğuna göre açıların her biri pi bölü 12 oluyor değil mi? Evet burada gördüğünüz açıların her birinin ölçüsü pi bölü 12 radyan. Elimizde de eksi 7 pi bölü 12 olduğuna göre negatif yönde yani saat yönünde ilerlememiz lazım. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve Buraya geliyorum, ee, bir saniye. Doğru oldu mu? Doğru yaptığımızdan emin olalım. Parçalardan her biri pi bölü 12'ydi, öyle değil mi? Burası pi olduğuna göre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, evet. Açılardan her biri pi bölü 12 olacak. Eksi 7 ilerlediğimizde de, evet, evet, tamam eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7. Tamam, buraya geliyoruz. Az önce eksi 12'ye kadar ilerlemiştik. Evet, evet, bahsi geçen açımız bu. Ve orijinden de 7 birim uzaklıkta olduğumuza göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, buraya geliyoruz. Bu karmaşık sayıyı bu karmaşık sayıya bölersek, bölüm bu karmaşık sayı oluyormuş. 7 çarpı e üzeri eksi 7 pi çarpı i bölü 12. Bu sayıyı bir de kutupsal formda yazacak olursak, 7 çarpı kosinüs eksi 7 pi bölü 12 artı i çarpı sinüs eksi 7 pi bölü 12.